BBN Türk Televizyonu'ndan mutlu hafta sonları. Ben Nagihan Turhan. Dünyadaki Türkiye programıyla karşınızdayız. Dünyanın farklı noktalarından derlediğimiz en sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağız. Dünyadaki Türkiye başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta içi Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulundu. Erdoğan burada iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. İki ülkenin ekonomik açıdan birbirini tamamladığını belirten Erdoğan, "Hedef ikili ilişkilerimizi üst seviyelere taşımak," dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslarını sürdürüyor. Ziyaretin ilk gününde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında 13 anlaşmaya imza atılmıştı. Son 10 yıldır gergin olan ilişkilerde yeni dönem başladı. Erdoğan temaslarına ikinci günde de devam etti. İş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki başlıca ticaret ortağıdır. İkili ilişkilerimizde duraksama yaşanan dönemde dahi ticari ilişkilerimiz hacmini korumuş, özel sektörlerimiz arasındaki ortaklıklar canlılığını muhafaza etmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin ekonomik açıdan birbirini tamamlayan iki ülke olduğunu vurguladı, hedeflerini açıkladı. Şimdiki ortak hedefimiz, İkili ilişkilerimizi her alanda çok daha üst seviyelere taşımaktır. Dün sanayi ve ileri teknolojiden taşımacılığa, sağlıktan tarıma ve karşılıklı yatırımlara kadar çok geniş bir yelpazede imzalanan belgeler, bu hedef doğrultusunda birlikte çalışma arzumuzu açıkça ortaya koymuştur. Erdoğan, Abu Dhabi'deki temaslarını tamamlamasının ardından Dubai'ye geçti. Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum'la görüştü. Heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan, Dubai Expo 2020 Türkiye Ulusal Günü etkinliklerine katıldı. Ne olursa olsun kalkınmanın, büyümenin, zenginleşmenin değil, insana, tabiata, çevreye saygılı bir gelişme sürecinin peşindeyiz. Bir Arap ülkesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk dünya fuarı olan Dubai Expo'yu yeni bir geleceğe hep beraber kurmak için bir çağrı olarak değerlendiriyorum. Rusya-Ukrayna krizinde tansiyonu düşürecek açıklamalar Rusya'dan geldi. Bazı birliklerin dönmeye başladığını duyurdu. Ancak Batı bu açıklamalara şüpheci yaklaşıyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rus askerlerinin geri çekildiğine dair bilgileri doğrulayamadıklarını söyledi. Saldırı halen yüksek bir olasılık dedi. ABD'nin işgal iddiaları ortalığı karıştırdı. Rusya iddiaları bilgi terörü olarak niteledi. Gerilimi düşürecek adım attı. Batı ise hala şüpheci davranıyor. Кстати, этим связям в нынешнем году исполняется. ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı iddiası gerginliği katlamıştı. Rusya bölgedeki tansiyonu düşüren bir hamlede bulundu. Sınıra yakın bölgelerdeki tatbikatların sona ermesinin ardından bazı birliklerinin üstlerine döndüğünü duyurdu. Batı ile görüşmelerin de memnuniyetle karşılandığını belirtti. Ancak Rusya'nın oluşturduğu bahar havası kısa sürdü. NATO, gerginlik azalmadığı yeni bir saldırı hala mümkün mesajı verdi. ABD ve müttefikleri de Rus birliklerin geri döndüğüne dair kanıta ihtiyaç duyduklarını, Rus işgali tehdidinin hala ortada olduğunu söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki açıklamalarında Amerikalı yetkililerin Rusya'nın iddiasını doğrulamadığını belirtti. ABD'nin diplomasiye her şansı vereceğine dair söz verdiğini ancak Moskova'nın niyetleri hakkında şüpheci olduğunu bildirdi. Saldırı halen yüksek bir olasılık ifadelerini kullandı. NATO and Russia alike are willing to make practical result-oriented steps.
Rusya herhangi bir işgal planı olduğu iddiasını tekrar yalanladı. Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la gündem olan masanın iki ucunda bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider kamera karşısına geçti. Putin, Rusya'nın savaş istemediğini ve Ukrayna'nın bir gün NATO'ya katılma olasılığını ortadan kaldırmak için müzakerelere devam edeceğini belirtti. Господин Шольц впервые посещает Россию в качестве главы Германии. İsrail'le normalleşmenin en büyük adımı atılıyor. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 Mart'ta Türkiye'ye geliyor. Türkiye bu ziyaretten önce İsrail'e özel temsilcilerini gönderecek. Türkiye İsrail arasında buzlar eriyor. İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye 9 Mart'ta geliyor. Türkiye, Orta Doğu'da normalleşme adımlarını hızlandırmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u Türkiye'ye davet etmişti. Normalleşmenin en büyük adımı olan ziyaretin tarihi netleşti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceği duyuruldu. Bu arada ziyaret öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal da Filistin ve İsrail'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. İki gün sürecek ziyarette heyet, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve İsrail'i yetkililerle görüşecek. Kudüs'te evlerini terk etmeleri için zorlanan Filistinliler sokaklarda haklarını arıyor. Ancak bu mücadelelerinde İsrail güçlerinin sert müdahalesiyle karşı karşıyalar. Polisler ne yaşlı ne de öğrenci ayırt ediyor. Filistinlileri yaka paça gözaltına alıyor. İşte insanlığı sorgulatan o vahim görüntüler. Gözleri ne yaşlı gördü ne genç, acımasızca böyle müdahale ettiler. Evlerini terk etmeleri için zorlanan Filistinliler yine sokaktaydı. İsrail güçleri de yeni skandalına bu kez Kudüs'te imza attı. Hakkını arayan koltuk değnekli yaşlı adamı hedef aldılar. Yürüyememesine aldırış bile etmediler. Bir o tarafa bir bu tarafa çekiştirerek ekip aracına bindirmeye çalıştılar. Yaşlı adam dengesini kaybedip yere düştü. Kadın polis bir hışımla adamı yerden kaldırdı. Çekiştirmeye devam etti. İnsanlığı sorgulatan o anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Bu görüntülerde Kudüs Üniversitesi'nden Filistinlilerin düzenlediği gösteriye destek olmak isteyen öğrenciler İsrail güçlerinin acımasız müdahalesiyle karşılaştı. Öğrencilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. Kampüs savaş alanına döndü. Öğrenciler canlarını kurtarmak için okula sığındı. Olayda 17 öğrenci yaralandı. Kanada'daki aşı zorunluluğuna tepkiler devam ediyor. Protestocu kamyoncular federal parlamento binası yakınlarında yine eylem yaptı. Kamyonlar caddelere çekildi, bando takımlarıyla gösteriler yapıldı. Karar protesto edildi. Tırları caddeye park edip trafiği böyle kilitlediler. Sokaklardaki eyleme devam ettiler. Kanada'da aşı zorunluluğuna tepkiler günlerdir devam ediyor. Protestolar başkent Ottawa'da 29 Ocak'ta başlamıştı. Aşı karşıtı kamyoncular federal parlamento binası yakınlarında yine eylem yaptı. Protestocular bando ve yakıt bidonu çaldı, caddede yürüdü. Çevredekiler de şarkılara eşlik etti. Sahne kuruldu, konuşmalar yapıldı. Protestolara halk da destek verdi. Ellerine bayrak ve pankart alan binlerce kişi alanda toplandı, konuşmaları dinledi.
And you encountered me. Kamyonlardan son ses müzik açıldı. Üzerlerine yazılar yazıldı. Mobil fırınlarda ise pizzalar pişirildi. Göstericiler hem yedi hem de yaktıkları ateşte ısındı. PKK kanlı yüzünü göstermekten bir an olsun geri durmuyor. Bu kez adres Suriye'nin kuzeyindeki Azez'di. Terör örgütü halkın yoğun olduğu ilçe merkezini füzelerle bombardımana tuttu. Kanlı eylemde 4 sivil hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Terör örgütü yine sivilleri hedef aldı. İlçe merkezine füzelerle böyle saldırdı. 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Tel Rifat'ta yuvalanan terör örgütü PKK kanlı bir plan daha hazırladı. Kirli eylemi için kilisin karşısında yer alan Azez'i seçti. İnsanların en yoğun olduğu ilçe merkezini bombardımana tuttu. Füzeler farklı noktalara peş peşe düştü. Sesleri duyanlar sağa sola kaçışmaya başladı. Patlama sonucu yoğun duman hızla etrafı kapladı. Ortalık saniyeler içinde savaş alanına döndü. Çocuklar olanlardan habersiz annelerinin yanında koşturdu. Yaşanan korku ve panik kameralarca an be an kayda alındı. Füzeli saldırıda 12 kişi yaralandı. Ancak onlar da can havliyle kaçmaya devam etti. Dört sivil onlar kadar şanslı değildi. PKK'nın saldırısında can verdi. Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Şirak kentinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem Kars, Ardahan ve Iğdır'da da hissedildi. O depremden bir saat sonra bu kez Gürcistan 6.2 ile sallandı. Neyse ki her iki sarsıntıda da can ve mal kaybı yaşanmadı. Sakatoğlu. Ermenistan ve Gürcistan depremle sarsıldı. Deprem anı canlı yayına böyle yansıdı. Ermenistan'da saat 21.25'te 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntının derinliği 5.5 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi. Deprem üssüne en yakın yer Kars'ın Akyaka ilçesiydi. AFAD bölgeden olumsuz bir ihbar gelmediğini duyurdu. Sınır illeri Ardahan, Kars, Artvin ve Iğdır'da yaşayanlar sarsıntıyla birlikte kendini sokağa attı. Avizeler sallandı, ona baktı. Biraz da tedirgin oldu, ondan sonra da aşağı inmeye çalıştı. Bayağı bir salladı, bayağı bir salladı yani. Lambalar oynattıktan sonra kendimizi dışarı attık. Evde otururken bir anda yerler sarsıldı ve ne olduğunu anlayamadım. Sonra lambalara bakınca lambalar da sallanıyordu. Koşarak üst kata çıktım. Sonra durunca da dışarıya çıktık ailemle. Ermenistan depreminden tam bir saat sonra bu kez Gürcistan 6.2 ile sallandı. Merkez üssü Sameba köyü olan deprem başkent Tiflis'te de hissedildi. Depreme canlı yayında yakalanan televizyon sunucularının panik anları kameraya yansıdı. Her iki depremde de can ve mal kaybı yaşanmadı. İspanya'nın Barcelona kentinde bir otelde yangın çıktı. Alevler ve yoğun duman otelin her yerini sardı. Mahsur kalanlar canını üçüncü kattan atlayarak kurtardı. Bir an bile tereddüt etmediler. Alevlerden kurtulmak için metrelerce yükseklikten aşağı atladılar.
Görüntüler Barcelona'daki bir otelden. Binada çıkan yangın dakikalar içinde büyüdü. Yoğun duman ve alevler otelin her yerini sardı. Alt katta olanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Ancak üst kattakiler o kadar şanslı değildi. Çaresizce kurtarılmayı bekledi. Çevredekiler itfaiye gelinceye kadar onları kurtarmak için pencerelerin altına şilteler yerleştirdi. Atlayanların sert zemine düşmesini engellemeye çalıştı. Mahsur kalanlar otelin 3. katındaki pencerelerden aşağı atladı. Yürekleri ağza getiren yangında neyse ki can kaybı yaşanmadı. Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Afrika'da yaşayan 8 yaşındaki Abby daha 15 günlük bebekken üvey annesi tarafından kör edildi. Yıllardır karanlıkla mücadele eden küçük çocuk onlarca doktora gitti ancak hiçbir doktor onun derdine derman olamadı. Tam ümitleri tükenmişken Türkiye'den minik Abby için bir ışık doğdu. Yıllar önce üvey annesi tarafından gözüne asit döküldü. O günden beri hayatı karanlığa gömüldü. Türkiye minik Abby'yi yıllar sonra ışıkla tanıştırmak için harekete geçti. Sekiz yaşındaki Abby Afrika ülkesi Gine'de yaşıyor. Dünyaya geldiğinde normal ve sağlıklı bir çocuktu. Ancak 15 günlükken babasının ikinci eşi tarafından kıskançlık sonucu gözüne asit döküldü. Hayatı o günden sonra karanlığa büründü. Tamam, görüyor musun? Afrikalı Yardım Kuruluşu yüz binlerce insanın yüreğine dokunan Abby için harekete geçti. Çok sayıda doktora götürülmesine rağmen bir sonuç elde edilemedi. Araştırmalar sonucu Türkiye'ye getirilmeye karar verildi. Gözünü açınca kapaklarını sağlıklı bir şekilde çalışır hale getirdikten sonra gözün biri kayıp ama diğerinde bir ışık olabilir. Açtıktan sonra onu gördüğümüz zaman eğer bir yapılabilecek bir şey varsa göz küresinin içinde onu da bir sonraki aşamada planlamak üzere davet ettik. Afrikalı küçük Abby'nin ameliyatını Profesör Doktor Ümit Beden yapacak. 16 Şubat'ta İstanbul'da ameliyat edilecek. Abby'nin ameliyatı başarılı geçerse bu durumda olan çok sayıda hastaya örnek teşkil edecek. Neler yapabileceğimizi, nasıl ilerleyebileceğimizi öğrendikten sonra devamında belki bir umut, ışık olabilir miyiz diye her şeyi tabii detaylı olarak konuştuk. Eğer gerçekten biz tabii elimizden geleni yaparız ama takdir Allah'ın yani sonuçta ne olacağını biz de bilmiyoruz. Uzaydan 3 yeni gezegen keşfi haberi geldi. İngiliz bilim insanları yaşanabilir bir gezegen keşfi yaptı. Türk bilim insanları da 2 yeni gezegen keşfine imza attı. 3 keşif de bilim dünyasında büyük heyecana neden oldu. Keşifler ard arda geldi. İngiliz bilim insanları yaşanabilir olma ihtimali yüksek gezegen keşfetti. Türk astronomlar da benzer bir keşfe imza attı. İngiltere'de bilim insanları dünyadan 117 ışık yılı uzaklıkta yeni bir gezegen keşfettiklerini duyurdu. Gezegenin ölmekte olan bir yıldızın etrafında olduğu açıklandı. Ne çok soğuk ne de çok sıcak olan gezegende potansiyel olarak yaşamın var olma ihtimali yüksek. Türk bilim insanlarından da bir keşif haberi geldi. Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü araştırmacıları, dünyadan 1336 ışık yılı uzaklıkta iki gezegen keşfetti. Kuğu takım yıldızında Kepler-451 kod adıyla bilinen bir çift yıldızın etrafında Jüpiter boyutlarında iki gezegen daha keşfettik. 5 bilim insanının gerçekleştirdiği keşif saygın bir uluslararası dergide yayımlandı. Türkiye kaynaklı ikinci gezegen keşfi olarak bilim tarihine geçti. Literatürde çift yıldızlar etrafında gezegen bulma işi biraz zorlu bir iştir.
Bizim bulduğumuz gezegenlerle bu sayı 22'ye çıktı. Yani 21. ve 22.sini biz bulmuş olduk böylelikle. Keşif Ankara ve Çanakkale'deki rasathanelerden yapıldı. Gezegenler Jüpiter'den büyük. Birisi yaklaşık olarak Jüpiter'in kütlesinin 1,5 katı, diğeri de 2 katına yakın gaz devleri, gaz devi gezegenler. Bunlarda hayat olma ihtimali yok. Altıncı Ulusal Antarktika Bilim Seferi başladı. Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı. Ekip 30 gün boyunca çeşitli araştırmalar yapacak, 14 bilimsel proje gerçekleştirilecek. Uzun yolculuk sona erdi. 20 kişilik ekip beyaz kıtaya ayak bastı, saha çalışmalarına başladı. Bu sene seferimizin icrası içinde 14 tane bilimsel proje yapılacak. Ağırlıklı olarak canlı bilimleri, fiziki bilimler ve yer bilimleri konularında çalışmalar yapacak hocalarımızla birlikteyiz. TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başladı. 20 kişilik ekip kuruldu, buzullar aşıldı, uzun yolculuk 21 gün sürdü. Karantina sürecinin de ardından sefer ekibi beyaz kıtaya ayak bastı, çalışacakları adaya ulaştı. 2 tondan fazla lojistik malzeme de geçici Türk bilim üssünün bulunduğu adaya götürüldü. 21 günlük uzun bir yolculuktan sonra Horsça Adası'ndayız. Bu sene 2022 yılında Türkiye'nin 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni icra ediyoruz. Sefer tabii Covid süreci içinde yapılmak durumundaydı. Bundan dolayı Şili'nin Porto Williams kentinde 7 günlük bir karantinamız oldu. Daha sonra King George Adası, King George Adası'nda gemiye intikal. İstiklal Marşı okundu, ay yıldızlı bayrak göklere çekildi. Ekip araştırma sırasında milli ekipmanlar kullanacak. Şu an ekibimiz arazide istikşaf çalışmalarını tamamlıyorlar. Bugünden itibaren bilimsel çalışmalarımıza başlayacağız. Ölçümler yapılacak. Bölgede tektonik hareketler tespit edilecek. Bizim yapmış olduğumuz ölçümler sadece anakarayı değil aynı zamanda anakaranın etrafındaki okyanuslarla ilgili tektonik değişimleri de tespit edebilmemiz açısından önem arz etmekte. Ekip 30 gün boyunca 14 bilimsel proje gerçekleştirecek. Projeler ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlayacak. Geçmişi çok eskilere dayanan Venedik Karnavalı renkli görüntülerle başladı. Karnaval bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle hem sokak gösterileri hem de sosyal medyada canlı yayınlanacak performanslardan oluşacak. Etkinlikler 1 Mart'a kadar sürecek. İtalya'da düzenlenen Venedik Karnavalı işte bu renkli görüntülerle başladı. Çocuklara umut mesajı göndersin diye teması geleceği hatırla olarak belirlendi. Karnaval kapsamında Covid-19 nedeniyle hem sokak gösterileri hem de sosyal medyada canlı performanslar yayınlanacak. Salgın dolayısıyla karnaval geçen yıl düzenlenememişti. Bu sene tedbiren kalabalıkların oluşabileceği etkinliklerin sayısı azaltıldı. Bununla birlikte karnaval bu yıl İtalya'da salgın tedbirlerinin gevşetilmeye başladığı zamana denk geldi. Son 2 senedir kısıtlamalar sebebiyle turist sayısı düşen Venedik'e gelecek ziyaretçi sayısının artması bekleniyor. Karnaval süresince giyilen eski dönemlere ait ilginç kostüm ve maskeler kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Turistlerin birbirinden ilginç kostümlerle cadde ve meydanlarda boy göstermesi Venedik'te tarihi bir atmosfer yaratıyor. Venedik Karnavalı 1 Mart'a kadar sürecek. Dünyanın farklı noktalarından derlediğimiz haberleri sizlerle paylaştık. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.